Anda bu toplumda ciddi refleks gösterenler var. Nasıl Kürt sorunu yok diye. Mesela şimdi ben yok diyeyim, eminim bir sürü telefon gelecek. Onun için ben yok diyemiyorum. Ama böyle bir kitle de var Hüseyin Bey yani. Şimdi ülkede evet bazı kesimler vardır. Ne de yapsın çözülmez sorunlar vardır. Mesela evet. Yıllardır radikal kesimler vardır. Bu sağda da solda da farklı kutuplarda da hep olmuştur, olmayı devam edecektir. Fakat biz toplumun genelindeki uslubumuzu ve dilimizi düzeltmek mecburiyetindeyiz. Evet. Bizler siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesine hep taraf olduk. Ama ülkemizde 13 yıldır, hiçbir siyasi partinin lideri bir araya gelmedi. Ha biz Van özelinde yapmaya çalıştık. Evet. Van özelinde aslında geçen valilikte bir toplantı oldu. Orada bütün il başkanlarını da yemeğe davet ettim. Bu davetim geçerlidir. Ben bu daveti artık vücut bulmasını istiyorum. Buradan bir kez daha tüm siyasi parti il başkanlarını davet ediyorum. Bir öğle yemeğinde buluşalım ve basınımızı davet edelim. Artık biz bir araya gelebiliyoruz. Lütfen siz de bu kent için bir araya gelin. Birbirinizi üzmeyin, birbirinizi kırmayın, birbirinizi empati kurun ve anlamaya çalışın demek mecburiyetinde olduğunuzu düşünüyorum. Dün AK Partili adaylar HDP'nin bir seçim bürosuna gittiler. Basının şu an fotoğraflar var. Bir önceki gün Başkale'de yaşanan olumsuzluklar var. Bir gün Van'da yaşanan olumsuzluklar vardı. Aslında bunu artırmak gerekmez mi? Şimdi sizden duyuyorum AKP adaylarının ziyaretini. Evet, fakat biz dün de Saadet Partisi olarak tüm siyasi partilerin seçim bürolarını ziyaret ettik. Bu programımız yaklaşık 4 gün önce belirlemiştik. AK Parti'nin, HDP'nin, CHP'nin, MHP'nin seçim bürolarını ziyaret ettik. Bu kentte beraber yaşıyoruz ve bu kent içinde beraber bir araya gelmek gerektiğinin zaruri olduğunu beyan ettik. Çok özür dilerim. Bir reklam var. Girmek zorundayım. Çok özür dilerim. Evet, devam ediyoruz birliklerimize. Özel Bey, valilikte bir araya geldiniz. Vali Bey, bütün il başkanları bir araya topladı, konuştunuz, düşüncelerinizi söylediniz. Van'da bu seçim döneminde sükunetin sağlanması için herhalde... Şimdi, geçen yılda bir araya geldik. Sükunet o kadar güzel sağlandı ki, arabamızda bir tane cam kalmadı. Hepsinin gönülleri sağ olsun, ruhları sağ olsun. Ben o taş atan ellerin hepsini öpüyorum. Hepsini şunu söylüyorum. Gelin, kimsenin oyuncağı olmayın. Ailelere söylüyorum, çocuklarınıza kalem tutturun, çocuklarınıza evet. Eğitim verin. O çocuklar bizim çocuklarımız. Onlar yarının büyükleri. Onların artık iyi bir eğitim almaya ihtiyaçları var. Evet. Onların sokaktan bu anlamda kurtulmaya ihtiyaçları var. Saadet Partisi olarak yapılabilecek ne varsa biz hazırız. Bize bir telefon açsınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İşte ben de bunu soracaktım, tam bunu soracaktım. Yani madem sizi topladı bir ara, bir önceki yılda geldiniz, dönem dönem bu çağrılar da oluyor. Ama buna rağmen bu saldırılar durmuyor. Bu yılda yine camlar kırıldı, yine parti evet, seçim bürolarına saldırı oldu. Bizim de seçim otobüsümüz pazar günü çıktı, Edremit tarafına gitti. Dönüşte ne yazık ki aracımız taşlandı. Cumhuriyet Caddesi'nden geçerken aracımız tekme atıldı. Ben o tekme atan insanların emin olun bu işin şuurunda, bilincinde olarak tekme attığını düşünmüyorum. Halbuki onlar bize, onlar bizi tanısa, ferdi bu olaylar kesinlikle. Onlar bizi tanısa, biz onlarla bir araya gelsek aynı masada otururuz, aynı çayı içeriz, aynı şeyleri konuşuruz. Aslında birbirimizden farklı değiliz. Sadece tanımadığımıza düşman olan bir anlayışa sahibiz. Aslında bizler... Bu ülkenin insanları, bu kentin insanları hepsi aynı sıkıntıları paylaşan, aynı dertleri olan insanlarız. Birbirimizden farklı değiliz. Bunu anlamak mecburiyetindeyiz. Evet, şimdi birileri diyor ki, yani hep dün de bir program yaptım. Ben dün de sağduyu çağrısında bulundum. Bu hafta genelde buna ayıracağım. Birileri diyor ki, siz ne kadar sağduyu çağrısında bulunursanız buyurun, bir parti hiçbir zaman için sağduyu çağrısında bulunmuyor. İsim veriyor, ben isim vermeyeceğim. Yani anlayan anladılar. Biz kendilerini bu anlamda davet edeceğiz. Tüm siyasi partiler davet ediyoruz. Buradan açık çağrı yapıyorum. En kısa zamanda il başkanlarına telefon açıp
bir yemeğe davet edeceğim. Bu çağrıyı hepsinin yapmasını beyan edeceğim. Katılanlar katılır, katılmayan olursa da bunu deklar ederiz. Evet, çok zor bir olay değil. Hakikaten sponsor da biz oluruz Tutku Radyo olarak. Çok teşekkür ederim. Hakikaten. Allah razı olsun. Yani bir araya getirmek şeydir. Çünkü gerginliğin ateşi, fitili yakıldığı an toplumda yayılıyor niyetinde. Yani sizin gidip ziyaretiniz, AK Parti'nin dünkü ziyareti bana çok anlamlı geliyor, çok değerli geliyor. Niyetinde eğer bu birlikteliği içimize sağlayamazsak, 8 vekilin gitmesinin bize çok da büyük bir katkısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Özay Bey, tabii sorular var, yorumlar var, hayırlı olsun diyenler var, başarılı bulanlar var, neden Özay Bey olmasın diyenler var ama bununla birlikte şunu diyenler de var, hakikati görün çok zor. Eyvallah, biz hakikati gördüğümüz için buradayız. Biz birin, ikinin, üçün, beşin hesabını hiçbir zaman yapmadık. Doğru evet. Bildiğimiz yolda dosdoğru yürümek için mecburuz ve yürüyoruz. Saadet Partisi 13 yıldır tüm siyasi partilerin kaybolduğu arenada meclis dışında canlı ve diri duran tek siyasi partidir. Çünkü bu insanların inandığı kriterler var, inandığı değerler var. Ve biz bunun için evimizden, malımızdan, canımızdan, her şeyimizden fedakarlık yapıyoruz. Biz bu yolda birilerinin keyfi için veya meclise girmek için değil, Allah rızası için varız. Allah rızası için varız, Allah rızası için varız. Bir de bu sosyolojiyi gerçekten anlamıyorum ben. Yani bana çok tuhaf geliyor. Yıllardır hep karşılaştığım için. Yani şimdi gerçek ya da gerçek değil. Oy oranı ya da oysuzluk. Çok oy az oy. Ya insanların mücadele azmine saygı duymak gerekmiyor mu? Çok özür dilerim. Özay Bey bir oy alacak, kendi oyunu alacak ama yine mücadele ediyor. Yani buna saygı duymak gerekmiyor mu? Elbette oyunu yazan kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz, ablalarımız her kim yazmışsa bunu saygı duyduğundan biz eminiz. Fakat az önce belirttiğim gibi kamuoyunda oluşturulan bu anket firmalar tarafından oluşturulan algılardan etkileniyorlar. Ben inanıyorum o kardeşlerimiz de sandığa gittiğinde Saadet Partisi'ne oy verir ve Saadet Partisi meclise girer. Sadece bir kere bir oy versinler. Bir oyla her şey değişir, bir oyla bu ülke değişir, bir oyla dünya değişir. Hakikaten bu kadar etkinler mi? Yani bu algı operasyonu yapanlar? Elbette ki. Yani sen her gün akşama kadar televizyon kanallarında belli bir kesime konuşturur, belli bir kesime susturmaya çalışırsan elbette ki etkili olur. Bugün bağımsız bir televizyon kanalının olmadığı bir ülkedeyiz. Neredeyse bağımsız gazetemiz yok. Bağımsız bir kuruluşumuz yok, bağımsız bir derneğimiz yok. Yani bu hale gelmiş bir ülkedeyiz, tamamen politize olmuş bir ülkeyiz. Halbuki bütün siyasi partilere eşit oranda yer verilse, bütün siyasi partiler derdini, meramını insanlara anlatsa zaten farklı olur. Şimdi Özay Bey, sosyal medyada dikkatimi çekiyor. Ben bütün partilerden konuk alıyorum. Ayrım yapmadan, bağımsızlar dahil olmak üzere. Şimdi AK Parti karşıtı olduğunda paralel diye nitelendirilen, ben o cümleyi kullanmıyorum, bir de HDP cenahı hakikaten beğeniyor, paylaşıyor. Mesela dün sizinle tanıtımımızı birçok HDP cenahından tanıdığım insanlar paylaşmışlardı. Ama AK Parti gelince aynı kitlede maalesef hakaret dolu yorumlar oluyor. Yani bu psikoloji... Şimdi bu hakaret eden kardeşlerimiz bizi değer vermiş, en azından bir şeyler söylemiş. Sizinle alakası yok, biraz sizinle alakalı da olabilir. Size değer verdikleri için hakaret ediyorlar, önemsiyorlar, değerinizi bilin. Şunu izah edeyim. Bu paralel meselesi 12 yıl boyunca beraber yürüdüler, beraber büyüdüler, beraber kadroları paylaştılar, paralelse. Evet. Söylendiği gibi ise. Tabii ben emin olun artık birbirinden de bunları çok ayırt edemiyorum. Ama bu paralelin ne olduğunu bazen merak ediyorum. Hani paralel dedikleri bu cemaatin insanlarıysa o insanlarla bir araya geldiğimde oturuyorum çay içiyorum. Pırlanta gibi insanlar. Güzel yok, insanlar. Yok değiller. Çok benim tanıdıklarım. Bunu özellikle izah edeyim. Tanıdığım insanlar. Ama bu paralel denen yapının üst tarafında farklı işler dönüyorsa ben onu bilemem. Ben AK Partili insanlarla da oturuyorum. Onlar da pırlanta gibi insanlar. Onlar da güzel insanlar. Emin olun ben dün HDP seçim bürosuna gittim. Oradaki insanlar da pırlanta gibi tabii, insanlar. Tabii kesinlikle. Emin olun bizim her insanımız birbirine kıymetli, birbirimizden evet, değerli. Doğru. Ama bu elbette ki ülkede kötü şeyler yapanlar yoktur anlamına gelmiyor.
bazı siyasi yapıların, bazı cemaatlerin üst taraflarında farklı şeyler oluyorsa da bunu araştırıp bulması gereken devletimizin kendisidir. Devletimizi evet. idare edenlerdir. Eğer paralel varsa hukuk bellidir. Hukuken gereken yapılır. Ama üzülerek şunu beyan edeyim. Sadece bu bağırarak, çağırarak olmuyor. Varsa bunları ispat edilir. Hukukun evet. yolu bellidir. Delilleriyle ortaya konur. Kim ne suç işlemişse bunun çözümü mahkemelerde hakimler, yargıçlar tarafından verilir. Evet. Şimdi gerçi konumuz paralel değildi. Paylaşımlarla evet. ilgili buradaki sosyolojiyi, psikolojiyi anlamaya çalışıyordum. Şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Hatta birkaç dakika açtık ama toparlamaya çalışacağız. Türkiye'deki oy oranı artıyor. Saadet Partisi'nin yapılan anketler fark etmiyor. Bir algı operasyonu olarak halkı yönlendirmede diyorsunuz kullanılıyor ve bu halkın ciddi endişeleri var, kaygıları var. Kaygıların başında da başkanlık sistemi geliyor diyorsunuz. İşsizlik, geleceğinden endişe eden bir kentiz. Emin olun bugün Van'da yaşayan birçok insan yarınından endişe ediyor. En büyük sorunumuz geleceğimizden olan endişemiz. Başkanlık sistemine karşı olmak bir şahsın artık bunu gündeme çok fazla getirmesinden kaynaklı bir şey. Yoksa başkanlık sistemi ikinci planda bu anlamda. Yani çok da önemsenen bir şey değil diyorsunuz. İnsanlarımız şu anda önünü göremiyor. Yani Van'da yatırımcı acaba derdinde. Yatırım yapayım mı yapmayayım mı? İşte Van'a mı yatırayım yoksa gidip İç Anadolu'ya mı gideyim? İşte Kocaeli'ye, İstanbul'a vesaire illere mi gideyim derdinde. Evet. Kentten bu anlamda bir çıkış oluyor zaman Özay zaman. Bey, ekonomik sorun olduğuna inanıyor musunuz? Ben size 3 parametreden bahsedeyim, ortaya koyayım, siz yorum yapın. Bay ekonomist denen çocuk 100 trilyon götürüyor, bir kuyumcu 30 trilyon götürüyor, daha önceki bir kuyumcu 25 trilyon götürdü, çok özür dilerim. Van gibi bir yerde 3 kişi eğer 150 trilyon para topluyorsa, burada hakikaten ekonomik sorun var hakikaten, mı? Hakikaten ben de şunu şaşıyorum. Yani bu insanlara 150 trilyon parayı verenler varsa demek ki yastık altında hala bir şeyler var diye insan düşünüyor. Fakat Van'da esnafımız sıkıntılı. Bu bir gerçek. Van'da TOKİ nedeniyle 2015 yılının Eylül ayından itibaren, evet. Temmuz'dan itibaren özellikle ödemeler başlıyor. Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınacak. Çünkü her TOKİ sahibi ortalama 750 lira bedel ödedikten sonra TOKİ'sini ödeyebilecek, oturabilecek. Bugün 1 milyar maaşı olan insanlar var. 4 milyar kusur aylık TOKİ ödemesi, ortalama 350-370 milyon arası. Bunun üzerine yakıt gideri, elektrik ve su parasını koyduğumuz zaman 750 lira. Bir de Van'a geliş gidişine eklersek emin olun 1000 lira. 1000 lira maaşı olmayan insanlar TOKİ'de yaşıyor. 2015'ten itibaren bu sıkıntıyı yaşayacağız. Saadet Partisi meclise girerse biz bunun mücadelesini vereceğiz. İktidar olursak da o TOKİ'lerin hepsine kesin ve net olarak söz veriyorum, hibe edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sözüm genel başkanımın sözüdür. Eğer iktidara gelirsek TOKİ'leri Van'da hibe edeceğiz. Yani deprem TOKİ'lerini. Onu da belirteyim, diğer TOKİ'leri değil. Yani inşallah demekten başka bir şey diyemiyorum yani inşallah TOKİ'ler tam haber olacak bir başlık çıktı aslında her programımızda çok tartışılan bir başlığımız çıkıyor bu da burada. Hayırlısı olur inşallah Özay Bey, yolunuz açık olsun, yakinen tanıdığım, hakikaten değer verdiğim, saygı duyduğum, bilgisine güvendiğim bir kişiliksiniz. Tabii ki halkın tercihi burada. Halk sizi tercih ederse neden olmasın cümlesini de bir doğa olarak kabul edin. Son cümle Allah demek razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Radyolara başında zaman ayırıp bizi dinleyen bütün dinleyicilere hürmetlerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Vakit ayırdıkları için hepsinden Allah razı olsun. Onları da Allah'a emanet ediyorum. İnşallah 7 Haziran akşamında ülkemiz için, ilimiz için, bölgemiz için, insanlık için hayırlı bir netice olur. Çok teşekkür ediyorum Özay Bey. Kolaylıklar diliyorum. Evet, bugün de yaptığımız yayının sonuna geldik. Yarın yine burada olacağız. Farklı bir konumuz olacak. Farklı bir konu olacak. İşte farklı konu ve konuğu görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.